Buyurun İhsan Bey Önce şeyle başlayacağım Çalılık grubunun Çalılıklarda toplanıp Konuşmaya başlıyor muyuz? Başlıyoruz Merve sen şöyle de Sana 2-3 haftada bir mobbing uygulanıyor Ben görmedim Merve nereden görmüş O mobbingi yani hangi mobbing Nagihan'a karşı bir mobbing gördük mü Yani nasıl bir mobbing bu Karşı taraftan Nagihan'a bir mobbing uygulanıyormuş Nagihan da evet diyor bana mobbing uygu başlıyor ondan sonra Nasıl bir mobbing? Gerçekten ben anlamış değilim. Yani herkes kendi penceresinden bakmak istiyor ya olaya. Şimdi zaten dünkü kavga ile ilgili bir şeyler söylüyor. Dünkü ile ilgili ama ben burada söyledim. Gördük. Tartışmayı çıkaran Nagihan ta kendisiydi. Yani kavga ile ilgili yanlış anlaşılmaydı. Yani Nagihan'ın olayı kişiselleştirmesi ve Damla'nın söylediklerini farklı algılaması ve üstüne gitmesiyle başlayan bir kavgaydı. E şimdi bunun üzerine evet etendik taşları dökmeye başladınız. Damlanın da içinde bir sürü şey var. Senin de içinde bir sürü şey var. Geçmişe dayalı bir rekabet var. Bununla ilgili söylemler var ama sanki karşı taraf yatıyor, kalkıyor. Nagihan, Nagihan travması, Nagihan ezilmesi. İşte ne diyor? Nagihan koması. Öyle ifade ediyor hep karşı tarafla ilgili şeyleri. Burada biraz abarttığını düşünüyorum. Yani tabii ki bir takıklıkları olabilir. Tabii ki bir takım serzenişleri, bir takım ...istekleri vesaire olabilir ama... ...bunun adı Nagihan travması değil... ...yani bütün biz ne zaman Nagihan'la ilgili bir konu olsa... ...insanlar Nagihan travması yaşıyor... ...ne zaman bir şey olsa... ...insanlar Nagihan'ı çekemiyor... ...ne zaman bir durum olsa Nagihan atış sonuna itiraz ediyor... ...Nagihan'ı kıskanıyorlar... ...dün de söyledim hep aynı yerlerde geziyoruz... ...öyle de değil... ...yani bazen başka şeyler de olabilir... ...şimdi mesela... ...Damla ile ilgili bir şey söylüyor... ...rakip seçiyor, oyun sonu seçiyor... ...parkuru beğenmiyor, atış beğenmiyor diyor... Evet bunu gördük. Damla bunu yaptı. Bu söylediklerimin hangisini agen yapmıyor? Hepsini sen de yapıyorsun. Yani sen karşı tarafı bir şeyle eleştiriyorsun ama sen tillağını yapıyorsun. Oyun sonu seçiyorsun. Parkuru seçiyorsun. Parkuru <laughs> beğenmiyorsun. Atışı beğenmiyorsun. Rakip seçiyorsun. İstediğin zaman kaçıyorsun. İstemediğin zaman oynamıyorsun. Bunları sen zirvesisin bu işin. Yani Damla'yı bu konuda eleştiriyorsun. Belki damla yapıyor. Zaten yaptığını görüyoruz bazı yerlerde. En azından bir kere gördük bu sezon. Ama Nergen seni tüm sezon boyunca bu konularda görüyoruz. Yani sen rakibini eleştirirken hiç kendine bakmıyorsun ki. Sende de aynı şeyler var, hatalar var görüyorum. Ondan sonra e, şimdi şöyle bir durum var. Mesela Nergen sakatlandı. Geldi. Ben sakatlanıp gelmesini ve oyuna devam etmesini tebrik ediyorum. Önemli bir başarıdır zaten bu şekilde olması bile ama şimdi Bir sıkıntı yaşanacak diyorum yani çünkü sakat birinin oyuna devam etmesinin Yüzdesinin düşme durumu var Yarın öbür gün işte elenme ihtimali var yazılma yazılmama durumları var Yani bunu nasıl değerlendirecek diyorum Şimdi Nagan Az önce sizin tartıştığınız gibi de Bunu şöyle değerlendiriyor Yüzden düşmesin Düellolar bana yakın oyunlar niye düello çünkü kısa parkur İşe atış bitiriyor Nagihan'a uyar. Yani Nagihan'ın şu anki sakatlığı düelloyu kaldırabilir. Ama parkurları çok kaldıramaz. Bu doğru. Dolayısıyla Nagihan eğer yüzdesini yukarıda tutarsa, atışı da kendi seçerse muhtemelen düellolardan e, kazançlı çıkacaktır. Bunu da bildiği için parkurlardan kaçıyor. Nerede kötü parkur var, nerede yüzdesini kaybedecek gidiyor. Zaten biraz oynamaya çalıştı. E, 76'dan 71'e düştü. Vakti ki olmuyor. Geliyor parkura, Berna'yı seçiyor, oynuyor. Parkur bana göre değil. Geliyor parkura, Bernay seçiyor, ayağım ağrıdı. Ya şimdi bunları yapınca karşı tarafta bunları görüyor. Yapmaya çalıştığın şey kadınlar haftasına bir hazırlık. Az önceki VTR, yani reklam öncesi de konuşmuştum bunu. Şimdi yaptığın şey apaçık ortada. Sen yüzlerini yüksekte tutmaya çalışıyorsun. Oyunlara fazla girmiyorsun. Düelloya hazırlanıyorsun. Ben orada düelleden bir iki kişiyi götürsem zaten yavaş yavaş sakatlığım da kendine gelir. Çünkü kadınlar haftası bir gelecek. Sonra muhtemelen belki bir ya da iki hafta yine erkekler haftası olacak. Kendini bir ay daha uzatıyorsun Survivor'da. Kaçak döşek. Birleşme Partisi var. Birleşme Partisi var. Kaçak kaçak bir yerlere getireceksin kendini. Senin planın bu tamam olabilir. Ben yani bu plana haksız da bulmuyorum ama karşı tarafın bir şeyler söyleme hakkı da doğuyor. Karşı tarafa hem bir şey söyletme hem de planım tıkır tıkır işlesin. Olmaz öyle. Yani bırak birileri bir şey söylesin bununla ilgili yani tamam mı? Şimdi sen bir şeyleri yapıyorsun. Gizlediğini sanıyorsun. Gizlemiyorsun. Her gün oyuna gelip şimdi diyorsun ki ben de öyle damlayı çağırdım. E o zaman her gün seç oraya damlayı. Yani geldin oraya Cesareti varsa yürekli insanlardan filan bahsediyorsun. Yürek yedim ben yürekli <laughs> insan. E her gün damlayı saç o zaman. Gel aran yalanına damla de. Oyna damlayla. Ertesi gün gel yine damla de. Yine oyna damlayla. O zaman yürek olmuyor mu? E sen şimdi oyun alanına geliyorsun. Berna'yı seçiyorsun. Oynuyorsun. Gidiyorsun. Sonra diyorsun ki yürek yok bunlarda. Ya şimdi tutarlı konuşmak lazım. Yani konuştuğunla yaptıkların eş değil. Dolayısıyla Nagen yani... Seni sevenler yiyecek zaten bu lafları. Yiyorlardır da yani. O ne alakası var ya? Bak yürek diyorsun ama yürek olan insan çıkar, adam seçmez. Seçilmeye şey gelir. Parkur seçmez, oynar. He Duello'ya da o zaman rakibini çağırır. O zaman derim ki, Nagihan daha ne yapsın? Sakat sakat geldi. Her oyuna geldiğinde Damlayı seçiyor. Ondan sonra Duello'ya çağırıyor. Kadın yürekli. Ben diyemiyorum bunu. Sen hiç oynamıyorsun, oyunlardan kaçıyorsun. Sonra Duello'da seçme hakkım varken onu seçeyim, bunu çağırayım." Böyle olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Sakatsın, İnsanlara diyorsun ki beni seçmek istiyorlar, benle oynamak istiyorlar çünkü sakatım. Bir mobbing yapıyorsun aslında. Seni seçemiyor karşı taraf. Diyor ki ondan sonra sakat sakat seçtiler falan diye Sonra seçmiyorlar, beni seçemiyorlar diyorsun. Şimdi hangisi? Yani iki söylemin de o kadar zıt ki. Yani şöyle iki söylem. Bir diyorsun beni seçemiyorlar, korkuyorlar. İki diyorsun beni seçiyorlar çünkü sakatım diye benden sayı almak istiyor. Hangisi? Yani bu söylemlerin birini arkasında durman lazım. Hangisi olduğuna kendisinin karar vermesi lazım. İnsanlar da ya seçsin ya seçemesin seni. Seçtiği zaman sakat insanı seçiyorsunuz dedi mi? Sakat nagihanla oynamak istiyorlar bir an önce. Sakat nagihandan sayı almak istiyorlar. Hazır sakatlığımı fırsat biliyorlar diye kaç kere de söyledi bunu. Yani o zaman ama hiçbir seçenek e, bırakmıyor diyerlerine? çekil o zaman yarışmadan. Yani hem sakat sakat seçilmeyeceksin, hem sakat sakat oynamayacaksın, hem sakat sakat İstanbul'a dönmeyeceksin, hem sakat sakat yazılmayacaksın. Hem yani o zaman yani biz ne yapalım mesela? Yani yapacak hiçbir şey bence, kalmıyor. Bence 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 Dana'nın kuyruğu Kadın Haftasında kopacak. Bence de. Yani kadın Haftasında bekliyor bu iş yani. Kadın Haftasında e, tabii ki Yağmur'un ve Gizem'in aynı anda sakatlanması. İki hafta erkek haftasının olması. Nagihan için güzel bir dönemdi. E şimdi bir de bu haftayı atlatırsa bir de üstüne birleşme partisi var. E ondan sonra da Erkek haftası gelecek. Yani bu kadını atlatırsa iki hafta daha kazanmış oluyor kadın haftasından sonra üstüne. Ama bir yandan sakatlığı bu, yaşıyor. Onu ben, da bekliyor. Burayı nasıl atlatacağı önemli senin dediğin Şimdi, gibi. Girerek mi kaçarak mı? Eğer hem kaçarsa hem de Bence bu sistem kaçmayacak. devam ederse. Bence kaçmayacak. Umarım. Ben yani hani İhsan ben ben girmeyecek dedi. Ben girecek diyorum. O ben noktada ben, ben gireceğine inanıyorum yani. Girmezse de eleştiririm. Bak buradan da şimdiden söylüyorum. Çok ciddi o zaman eleştirin. hak yemiş oluyor. O zaman Aynen Nefise'nin öyle. kötü olduğu atışta Berna'yı seçme hakkını elinden almış oluyorsun. Hem de bir de o zaman bir ihtimalle düelloya sürüklemiş oluyorsun. Sen o zaman bütün kaymağını ye Survivor'ın. Diğerleri de ateşe atılsın gibi oluyor. Çünkü Nagihan girmezse o zaman ya Merve ya Nefise girecek. Kırmızıdan ikinci kez kaybetmiş senaryosunda diyelim ki Aleyna'dan sonra bile olsa. E, o zaman bırak Berna'yı birazdan Nefise'ler değerlendirsin derim. Yani efendim bir de istiyorsanız ee, Mavi takımın Nagihan hakkında konuşmaları var Şimdi Nagihan konuşuyor ama Tek taraflı değil bunlar biliyorsun Murat abicim evet. Bir e, dualite durumu söz konusu Bakalım Seda ve Damla Nagihan'la ilgili neler söylemiş Buyursunlar Murat abicim Şimdi Bir VTR izledik tek kadın Bir VTR izledik iki kadın Yani iki kadının konuşmasının Tek kadının konuşmasından daha fazla olması Gerekirken İki kadının konuşması tek kadından daha az ve daha etkisiz. Tek kadın ikisini de bastırmış. Yani baktığın zaman dedim sana bir şey söyleyeceğim. Evet. O tek kadın ikisini değil, beşini de bastırır. Onunu da bastırır. Ama Bastırır derken <laughs> laflarla bastırmış, güzel laflarla bastırmamış. Onu kastediyorum ben yoksa başarı olarak bastırmadan bahsetmiyorum. Şimdi bir tanesine baktık abi saydım. Dediklerini saydım. Bayağı ağır şeylerdi. Burada da şimdi onların da sayacağım iki tane kadının toplam ağır laflarını. Saygısız, terbiyesiz, utanması yok. Başka da bir şey bulamadım. Saygısız, terbiyesiz, utanması yok. Yani bir de diğerine baktım. Ee, şımarık, ağzını açar şöyle iki metre, yüreği yok. Osmanlı tokada atarım, kıskanç, melek yüzü şeytan filan falan. Yani burada baktığın zaman e, damlayla Sedan'ın konuşmalarını izledim. Çok 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 ağır konuşmalar yok ama Nagiha'nın onlara ettiği laflar bana göre daha ağır laflar. Benim buradan çıkardığım bu. Başka da bir şey yok yani. İkisi de birbirlerine bir şeyler söylüyorlar ama bir tanesi ikisinden nazaran daha ağır konuşuyor. Buyur. Yani ben aslında bu görüntülerle ilgili yorumlarımı yaptım az öncekinde. Tek tarafı Nagiha'nın yorumlarken zaten otomatikman Damla ve Seda'yı da yorumlamış olduk. Özetle Nagya'nın e, kendi ifade ettiği şekliyle zaten Damla'nınki çok farklı birbirinden. Damla daha e, açıklayıcı ve daha sakin bir tonda konuşuyor en azından bu görüntülerde. Ama Sedalar'ın Nagya'dan neden rahatsız olduğu da o konuşmalarda apaçık eee düellolar belki de Nagya'nın yararını olabilir gibi bir düşünceleri var. Bu kadar yorumum zaten. Yani iki gündür bununla ilgili çok yani konuşacak başka hiç. Yani çok biraz altı boşlaştı çünkü bir olay o kadar olmadığı halde birbirlerine çok uzun e, yorum şey yapıyorlar. Bu da hani gerçekten şu an izlediğimizle alakalı değil o kadar. Bu açık ve net. Buyurun efendim. Şimdi Damla'nın konuşmalarına da bana göre yanlışları var. Onlarla ilgili notlarımı da aldım. Ama şöyle bir iki konuşma arasındaki farkı şöyle değerlendiriyorum. Bir olay yaşandı. Bu olayın üstüne bir tartışma yaşandı ve tartışmanın üstüne de adaya dönüp arkadaşlarıyla bir takım konuşmalar var. Şimdi bir taraf olayı anlatıyor, olayın nasıl geliştiğini anlatıyor, niye oluştuğunu anlatıyor. Bir taraf hiç olayı anlatmıyor, beni kıskanıyorlar. İşte bak görüyor musunuz benim üstümde mobbing var. Ya bir de sen de olayı anlat, bir de senden olayı dinlenip Olay da haksız olduğu için bir taraf olayı hiç anlatmıyor. Şimdi Nagen tarafı tarafı olayda haksız, Nargen olayı çıkartıp kendisi başlatıyor. Ama ondan sonra şöyle lanse ediyor. İşte bak beni çekemiyorlar. İşte bak görüyor musunuz neler yaptılar bana. İşte bak mobbing. Yok öyle bir şey. Şimdi bak bu taraf olayı anlatıyor. Niye? Çünkü haklı. Çünkü olayın çıkış yeri aslında bu kadar bir olaydı. Ve olayı tane tane anlatıyor. Şimdi, Hakemli konusunda Damla mı haklıydı sence? Kesinlikle haklıydı. Yani çünkü yandan söylenme, söylendiğin zaman da haksız çıkması, bununla ilgili de Damla'nın sen hakem misin demesi, ben dış kapının dış mandalıyım diye Nagihan'ın üzerine yürümesi, sen benimle ilgili ne demek istiyorsun diye olayı çıkarması vesairesi bu tamamen Damla'nın haklı olduğu bir konuda olduğu için zaten Damla'dan dinliyoruz. Diğer taraf ise bu olayları atlayıp benim üzerinde mobbing var. Bak Nagihan Sen travması. Senin yorumun ama %100 zaten haklı zaten diyemezsin. Zaten benim yorumum Hanzade. Hayır zaten haklı Şu an ben yorumluyorum ya. ya. Ben konuşuyorum ya. Evet ben, zaten ben haklı yüzde yüz hani yüzde yüz diyebilirsin de hani zaten bir taraf haklı zaten dediğinde hani sanki yoruma kapalı bir haklılığı varmış gibi oluyor. E ben yorumluyorum ya Hanzade. Bence diyebilirsin o zaman. E zaten ha, benim konuşmaların hepsi bence mi demem lazım? Hep öyle olmuyor. Sen ne demek istediğimi anladın da. Sen de mesela Bilmiyorum. bugün yüzde yüz elli şu haklı bir konuya girdi. Bence yüz. Bence yüz. tamam ama sen de bence zaten, demedin ama yüzde yüz elli dedin. Zaten hani, benim bütün konuşmalarım bir bence. Bir haklılık gibi. Ha, iyi tamam. Ben, o zaman buradan seyircilere tekrardan ilan ediyorum Benim konuşmalarım hepsi bence Hani bunu Hanzade de bilsin Yok, Benim bazen, konuşmalarımı bence olarak no, hayır, e, bazen şey yapabiliriz Hayır bazen pandeyiz. mesela doktor raporuyla alakalı bir şey konuşurken O bir genel geçer doğruluk gerçeklik oluyor Yorumdan ziyade Her dediğin senin yorumun olmuyor Sen bazen yüzde yüz geçerli bir şey de söyleyebiliyorsun Ben de ha, Ben da. o zaman evet, seyircilerimize ben ve sana tekrardan söylüyorum Bence olan yorumlarımı tekrardan başlatıyorum Şimdi Damla olayı anlatmasının nedeni çünkü Damla kendini çok haklı görmesi ve bence de haklı olması ve dolayısıyla da konuya onun o şekilde başlaması. Nagihan'ın ise konuyu tamamen atlayıp hiç o konuyu bahsetmeyip tamamen konunun Nagihan travması üzerinden anlatması zaten konuda haksız olduğunu bence gösteriyor. Bu daha doğru Şimdi, oldu. şimdi Bu daha doğru ha, konuşmanızı konuşma, bir müsaade edersen ben bir anlatayım. Müsaade yani. zaten senin tamam. sen de biliyorsun. Ama ne müsaade olur müsaade. Müsaade edersen demene gerek tamam, yok. mantıklı olur, bir müsaade. soru sordum. Sen de güzel ve mantıklı bir cevap konuşmanın verdin. Konuşmanın bitiminde sorabilir misin bu soruyu? Yok güzel oldu. Konuşmanın güzel bitiminde sorabilir misin? Bence. Ama bak ben Şu şimdi. Şu an sadece inadına yapıyorsun. Ay sen peki inadına yapıyor olabilir misin? Yok ben Hala tamamen beni iyi sence mi yoksa yüzde yüz mü öyle diye Tamam sordum. bunu konuşman bittiğinde sorabilirsin. Ben mesela konuşman bittiğinde sana soruyorum. ben sorumlu. zaten seni dinliyordum İhsan tamam. sürekli müsaade eden Şimdi iki saniye susarsan ben program bitimine kadar da Damla'nın konuşmasındaki yanlışları söyleyeceğim. Müsaaden var mı? Bunu boş tamam. yere sorduğunu seyirci tamam, de biliyor. Tamam teşekkür ederim. Şimdi Damla'nın konuşmalarında benim yanlış bulduğum şeyler. Şimdi bir kere karşı tarafı ilgilenen bazı konulara giriyor tamam mı? Sen karşı tarafa çer dedir onlardan özür diledin mi? İşte şunu yaptım mı bunu mı? Bugün bile daha mesela bence Nagihan'la nefsinin hakkına girdiler. Ama bu zaten karşı taraf ilgilenen konular. Yani seni hiç ilgilendirmeyen konular tamam mı? Bununla ilgili yorum yapabilir ama ben bunu mesela Damla'nın şeyine bırakmıyorum. Çünkü karşı taraf bununla ilgili zaten bir karar vermiş. Nagihan'ın arkasında durmuşlar veya bununla ilgili söylenmiyorlarsa o onların bileceği iş. Damla'nın bileceği bir iş değil. Damla'nın karşı takımın Fertleri hakkında konuşması bana bir saçma geliyor. İki, Matara patlatma olayı üzerinden bir Nagyan eleştirisi var. Makine, pardon, matara patlatma olayında çok net hatırlıyoruz ki Seda'nın bir kötü sözü var. Seda bir kötü söz söylediği için tepki verdi Nagihan. Dolayısıyla ben Nagihan'ın orada verdiği tepki haklı veya haksız bulunmakla beraber bu konuda eleştirilemez görüyorum. Çünkü Seda bir şey söyledi. Ve bunun üzerine de Nagihan ona bir tepki verdi. Ya bu etki tepki olayıdır tamam mı? Yani sen şimdi Sedanlı olayını yok görüp tamamen Nagihan'ın söylemini oraya getirirsen gündeme motor olayını getirirsen onu biz unutmadık. Orada da hatırlıyoruz. Orada da Nagihan'ın hakkını yememek lazım. Çünkü durup dururken senin matarayı kafanla patlatırım demedi Nagihan. Onun öncesi var. Onun öncesini de konuşmak lazım. Ondan sonra Kraliçe ünvanı ile ilgili bir şey söylüyor. Kraliçe ünvanını Nagihan kendi kendine takmış vesaire bilmiyorum ama Kraliçe ünvanı Argan'a yakışıyor mu? Yakışıyor. Survivor kraliçesi denebilir. Bunu bir başkası da kullanabilir. Bununla ilgili kendi kendine kraliçe olmuş da bilmem ne. Bu insanların ona taktığı bir lakap olabilir. Bana göre de mesela Nagihan Survivor'ın kraliçesi. Ha performansıyla mı, parkuruzuyla mı? Hayır. Bir sürü bir sürü bir sürü nedenden dolayı. Belki yaptığı hatalarla bile bir kraliçe ünvanı almıştır o kraliçe ünvanı Nagin'e ilgilendirir. Bunu sizin gündeme getirmeniz gerçekten bir kıskançlık meselesi gibi olur. Bu konuya da şey yapıyorum. Bir de aynı Nagin gibi Sedan da yaptığı bir hata var. İşte mesela kraliçe olacak olsa ben olurum diyor. İnsanların kendini anlatırken ben olurum demesi kadar hata. İşte Nagihan da bunu hataya olarak yapıyor. Yani bir şeylerden bahsederken ben diye bahsediyor. O Nagihan'ın hatası. Burada da Seda aynı hatayı yapıyor. Mesela parkurlarda bir kraliçe olacak olsa ben olurum diyor. Hayır bırak ona biz karar verelim veya başka insanlar karar versin. İnsanlar kendi kendini böyle övmesin rica ediyorum. Bence zaten günün fıkrasıydı herhalde o Seda'nın konuşması. Survivor'da <laughs> Nagihan kraliçe değil, kraliçe olacaksa ben olurum, Sema olur, Damla olur dedi. Parkurlarda dedi. Fıkra bitti. Benim için fıkra burada bitti. Efendim Survivor ekstra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek